Artı Siirt Haber Ajansı, esnaf ve vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor. Yükselen maliyetler karşısında Siirt esnafı, çalıştırdığı personelin maaşını ve sigortasını ödeyemiyor. Hal böyle olunca esnaf, işçi çıkarmak zorunda kalıyor. Artı Siirt'e konuşan Siirt esnafı, pandemi döneminde 900 lira bağkur öderken, şimdi 2000 liraya yakın ödeme yaptıklarını, personelin de sigorta maliyetinin artması nedeniyle işçi çıkarmak zorunda kaldıklarını söyledi. Devletin destek ödemelerine devam etmesi gerektiğini belirten esnaflar, böyle devam ederse kepenk kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi. Yani SSK ve Bağkur ödemeleri şu an 2000 liraya dayandı. Sene başında 1000 lira civarındaydı. Şimdi 2000 lira civarında. Ödeyemiyoruz. Ne kendi Bağkur'umuzu ödeyebiliyoruz ne de işçilerimizin primlerini ödeyebiliyoruz. Yani yeni işçi de ilk geldiği zaman direkt SSK primini soruyor. Yatacak mı yatmayacak mı diye soruyor. İşçi de alamıyoruz. Mevcut işçilerimize de sahip şey yapamıyoruz yani sahip çıkamıyoruz. Bilmiyorum yani bu böyle gitmez. Böyle devam ederse bütün işletmeler çok zor durumda kalacak. Tabii biz çıkardık. Yani mecbur kaldık çıkardık. Çalıştıramıyoruz. Bilmiyorum devletimiz nasıl bir çözüm bulacak bu işe ama işçi çalıştıramıyoruz. Sadece biz değil yani bundan herkes şikayetçi. Gipsinden bir KOSGEB'in bir desteği oldu. Allah var hani biz de kullandık. Ama biz kullandığımızdaki tutar o zaman mesela 1300-1400 ödüyorduk biz. Hani işçi için prim. Şimdi 2000 liraya dayandı. Verdiği kredi de eridi gitti yani öyle söyleyeyim. O da bir işe yaramadı. Yeni bir önlem var mı yok mu bilmiyorum ama bu şekilde devam ederse de Siirt'te bir işçi, iki işçi çalıştıran herkes ufak ufak ya kapatacak dükkanını ya işçisini çıkaracak. Olan yine ekonomi olacak, yine devletimiz olacak, milletimiz olacak yani. Çünkü sonuç olarak bu bağkurlar ve prim ödemeleri devlete gidiyor. Tabii yani biz ödüyoruz nihayetinde. Şimdi bir esnaf kalkıyor, sabahtan geliyor, dükkanını açıyor, akşama kadar çalışıyor. Memur gibi değiliz biz. Yine kalkıyoruz kendi primimizi kendimiz ödüyoruz. Memurun primini devlet ödüyor. Ama biz kendi çalıştığımız şurada sattığımız 3-5 parça bir şeyle kendi primimizi, işçimizin primini ödemeye çalışıyoruz. Primini ödemeye çalışıyoruz. Memurlarda öyle bir sıkıntı yok. Bunu esnaf yapıyor, esnaf uğraşıyor, tamam. Esnaf biliyor. Bakalım ne olacak? Sonra krediyle borçlanıyoruz. Tekrar o borcu ödemeye çalışıyoruz. Böyle kısır bir döngün içerisindeyiz öyle söyleyeyim yani. Ayakta durmaya çalışıyoruz. Şimdi bu bakko fiyatları bayağı yükseldi. Geçen sene 800-800 150 civarı iken bugün 1900-2000 civarıdır. Tabii ki bu ekstra bir yük oldu. Elektrik parası, dükkan kiraları. Yani %30-%50 bir artış oldu. Yani buna ekstra bir yük oldu. Yani esnaf bu konuda sıkıntı bir durumdadır. Yani bunun çözümlenmesi gerekir. Yani bunların aşağı çekilmesi lazım. Fazla zam oranları indirilmesi lazım. Esnafa sahip çıkılması lazım. Yani hakikaten esnaflar zor durumdadır. Yani bu sadece kuaförler değil, elektrikçiler olsun, giyimciler olsun, fırıncılar olsun, ayakkabıcılar olsun, telefoncular olsun. Yani bütün esnaflar bu konuda bir şikayeti var yani. Abi bir şey gidiyor sebep oluyor mu? Bu işçi çıkarmaları sebep oluyor mu? Sonuçta hani bağkur fiyatları bir hayli yüksek. İşçi çalıştırdığın zaman Bağkur'un sigortasını yatırmak zorundasın, SSK'sını yatırmak zorundasın. Bu külfet oluşturuyor mu hani? İşçi çıkarmalara neden olur mu? Tabii ki bununla çıkarmalara yol açar. Yani böyle şey olduğunda zaten onların sigortalarını yatıramayız. Mecburen ne yapıyoruz? Burada işçi azaltmaya gidiyoruz. Yani 10 kişi çalıştırırken, 5 kişi çalıştırırken 6'ya düşürüyoruz, 2'ye 3'e düşürüyoruz. Hani esnafın talebi nedir bu konu noktada? Ya esnafın talebi şudur, yani elektrik, özellikle elektrik ve kira giderleri düşürmesi lazım. Bu gelen bütün zamların azami derece en az bir %70'e, %50'ye takabül edecek bir şekilde düşürmesi lazım. Özellikle elektrik faturası. Mesela bugün benim elektrik faturam 1200 lira gelmiş. Halbuki 2000-2001 yıllarında, 2020-2021 yıllarında yani bana 300-400 gelen fatura bugün 1200-1500 civarı geliyor. Tabii ki bu da bizim cebimizden çıkıyor yani. Yılbaşından bu yana kadar yaklaşık olarak Bağkur ve SSK'da %70'lik, %80'lik bir artış gerçekleşti. Sizleri nasıl etkiledi bu? Vallahi bütün esnafı etkiler tabii. Şu an geçen pandemide 850 lira Bağkur yatırıyorduk. Şu an Bağkur 1966 mı öyle bir şey oldu. Bu
Ne demek? %100'den fazla zam demek yani. Esnafın üzerine biniş, yani esnafın üzerine bu kadar şey yük bindi. Şimdi kar marjına bakıyorsun. Gittikçe kar marjı düşüyor. Eşyalar pahalaşıyor. Eşyalar iki kat oluyor. Ama kar marjı olarak gittikçe eriyor. Yani biz de şaşırmışız. Yani şu an ben kendim de yani öyle bir duruma geliyorum ki diyorum ki artık acaba aklımdan geçiriyorum. Diyorum ki ben acaba bırakayım mı bu işi, başka bir iş mi yapayım? Ya da devirmeyeyim. Ya 3 tane sigorta yatırdım, 2 milyara yatırdım sigorta. Şu an 1 tane sigorta 1.960 liraya. 1 tane sigorta. Nasıl adam işi çıkartmasa da ne yapacak? Mecburdu, buradan kısacak, ondan kısacak. Elektrik faturası. Geçen ay 750 lira geldi. Alt geçen ay, bu ay 1 milyar 139 milyon. Nasıl olacak? Esnaf neyin şeyini çıkartacak? Ya elektriği mi yatıracak, muhtasarı mı yatıracak, vergiyi mi yatıracak, muhasebeyi mi yatıracak? Şaşırmışız biz de yani. Ne yapacağımızı biz de şaşırmışız. Peki hem daha önce kaç tane işçi çalıştırıyordun? Hani bu Bağkur yüzünden, artış yüzünden işçi çıkardınız mı? İşçi olarak çıkartmadık. Yani aile şeyiz yani, kardeşlerimdir. Biz mecbur yatırıyoruz abi, ne yapalım? Yani borçlana yatırıyoruz yani. Artık böyle yani. Ama bir külfet bu esnafınız yani. Tabii yani. Şimdi 3 tane kardeş, 1 tane daha eşim de yanımızda çalışıyor. Yani mecburiyetten yani bu. Yani gidip de işi de getiremiyoruz yani. Yani mecburi bunların sigortalarını yatıracaksın. Bunlar hangisini yatıracaksın, hangisini yatırmayacaksın. Geçen sene kaç tane sigortaya yatırıyordunuz 2000 lira mesela? Valla geçen sene o şey vardı. 860 lira olan sigorta, bir tane de devlet %50 yapıyordu. Yani 3 tane sigortayı biz 2000 lira yatırıyorduk. 2200 lira yatırıyorduk. Şu anda? Şu an o zaten o teşvikler bitiyor artık yavaş yavaş. Şu an artık bir tane sigorta 2000 liraya yaklaştı yani. 3 tanesine 6000 lira, yaklaşık 6000 liralık bir bütçe veriyorsunuz. Ne olacak? Nereden çıkartacak? Mecburi artık her şeyden kısacağız yani. Kıstıkça da kısıyoruz. Nasıl, nereye gideceğimizi bilemedik yani. Allah sonumuzu hayretsin yani. Böyle giderse yani esnaf, yani biraz esnafın çoğu batar yani. Bizim üstümüzde yeterince yük var. Yani eklenen, kira mı eklenmedi, elektrik mi eklenmedi? Bir ürünü alabilecekken şu an 2 ürün geliyor. O 2 ürünü bu dükkana koyduktan sonra satamıyorsun. Alım gücü yok diyoruz. Alım gücüyle beraber satış gücü de yok. Yani alabilen insan satamıyor. Bağkur borcunu geçtim. Sadece Bağkur borç kalıyor. Ödemesen de oluyor. Ama hastaneye gidemiyoruz. Hastaneye gidip dişimi yaptırmak istiyorum. Bağkur borcunu ödemeden muayene ediyoruz. Devamını yapamıyoruz. Hal böyle olurken artık bir tadı falan kalmadı bu işin. Hani şey mi, siz ödeyebiliyor musunuz Bağkur borcunuzu? Geçen sene ne kadardı, bu sene ne kadar? Geçen sene 800 lirayken de ödeyemiyordum. Bu sene 1900 lirayken de ödeyemiyorum. 25 bin borç görünüyor. 3 yıllık 1 yıl devletin verdiği genç girişimci desteğiyle. Onun kalan 2 yılını ödeyemedim. Hastaneye gidemiyorum şu an. Sağlıktan yararlanamıyorum. Ya dükkanı satacağım, ya borcu ödeyeceğim. Dükkanı da satamıyorsun bu ekonomide. Onu da ödeyemediğin için sağlıktan yararlanamıyorsun. Nasıl olacak peki? Vallahi nasıl olacak bilmiyorum. Devlet bir çare bulacak diyordu ama bulmayacak. Umudumuz yok. Umudunuz yok. Umudumuz yok.